tek tek basaraktan, bade süzerekten, inci dizerekten, gel canım gel aman. Ah bir ara dünyada ne kadar modaydı bu şarkı. Ah ne güzel burası eskisi gibi huzur dolu bir yer oldu. İyi ki Şoker'e ceza yerine onu oyalayacak bir iş vermişim. İyi ki bir şeylerle uğraşıyor, kafası şeytanla daha az çalışıyor. Aa gel bakalım. Nasıl? Alışabildin mi oyuncaklar dünyasına? İlk geldiğimde burası süperdi ama sen tekrar başa geçince çok sıkıcı oldu. Aa bunu duyduğuma gerçekten çok üzüldüm. Sen ortaya çıktıktan sonra Şoker de diğer oyuncaklar gibi sıradan biri oldu. Hiç eğlenemiyorum. Ben eski Şoker'i istiyorum Kulina teyze. Yüce Kulina, kendine gel. Karşındaki oyuncaklar dünyasının baş perisi. Ama ne yapalım yani? Aa yok yok, bana huzur haram. Şimdi başımıza bu çıktı. Hadi sen bahçeye çık, diğer oyuncaklarla biraz oyna. Aman onların oynadıkları oyunlar hiç eğlenceli değil. Ben sadece Şoker'le eğlenebiliyorum. O hem çok zeki hem de çok komik. Ya ne demezsin, fazla komik. Sen ne anlarsın? Kuralcı ve sıkıcı peri ne olacak? Şoker yetmezmiş gibi bir de başımıza Şokercan çıktı. Ay işimiz var bizim bununla. Neyse hiçbir şeyin canımı sıkmasına izin vermeyeceğim. En iyisi dünyaya inmek. Burada biraz daha kalırsam depresyona gireceğim kesin. Ay. Ne haber ufaklık? Of canım çok sıkılıyor. Şu anlamsız işi bırak da hadi eğlenelim. Olmaz. Böyle kendimi son derece huzurlu ve mutlu hissediyorum. Bir şeyler yaratmak bana çok iyi geldi. Ya bırak şunları da eskisi gibi yaramazlık yapalım. Olmaz. İşim var görmüyor musun? Hem artık biraz huzurlu bir yaşam sürmek istiyorum. Bu marangozluk gerçekten çok iyi geldi bana. Hadi git oyuncaklarla körebe saklanmaç falan bir şey oyna. Of! Bana bak Şokercan, benim kafamı bozma. Kulağını çekerim ona göre. Keşke dünyada kalsaydım. Orası buradan bin kat daha eğlenceliydi. Hadi çocuğum, beni oyalama git başımdan. Bak dolap yapıyorum burada. Şuna bak, kendime sıradan bir marangoz örnek almışım. İnanılır gibi değil. Aslında Şoker, eskiden bu kadar haylaz biri değildi. Ama Nana 100. doğum gününde insan olmayı dileyince çileden çıktı. Çünkü bu onun dileğiydi. Nana onun dileğini mi çaldı yani? Hayır. Çünkü Şoker'in de bunu dilemek istediğini kimse bilmiyordu. Ben bile. O yüzden mi Nana'dan nefret ediyor bu kadar? Evet. Şoker'in düşmanı benim de düşmanımdır. Saçmalama Şokercan. Nana çok iyi biri. Hem insan olmasına az kaldı. Buna kimse engel olamayacak. Anladım. Ama anlayamadığım bir şey var. Bir oyuncak dünyaya nasıl gidebilir? Şoker insan olma iksirinin formülünü çalıp içti. Sonra da dünyaya gidebilmek için gerekli olan iksirden bolca yaptı. Şimdi istediği zaman gidebiliyor. Ben de o iksir sayesinde gidebiliyorum. Nerede bu iksir? Yerini sadece Şoker biliyor. Bana bak Şokercan, sakın Kulina'yı kızdıracak bir şey yapma. Yoksa çok pişman olursun. Merak etme, burada uslu uslu oturuyorum işte. Aferin ufaklık. Acaba ben Şoker olsam iksiri nereye saklardım? Lütfen Şoker, yalvarırım lütfen. Ya evladım, bıraksana paçamı ya. İşim gücüm var, oyalama beni. Hem ben artık o işleri bıraktım. Tamam sen gelme, ben tek başıma giderim. Hayır Şokercan, Kulina'yı kızdırmaya hiç niyetim yok. Aman ben de seni bir şey sanmıştım, korkan tekiymişsin. Bana baksana sen, ne biçim konuşuyorsun benimle? Kulağını çekerim ha, ona göre. Ama suç senin. İlk geldiğimde ne güzel eğleniyordum. Şimdi birdenbire kendini o anlamsız işlere verdin. Gidecek misin sen benim başımdan? İksirin yerini söyle gideyim. Olmaz dedim evladım. Amma da laftan anlamaz şey misin sen be? İyi o zaman ben de sen iksirin yerini söyleyene kadar nefesimi tutarım. Benim için sakıncası yok. Nasılsa pes edeceksin. Hadi ama artık yeter. Amma da inatçı çıktın ya. Bıraksana şu nefesini artık. Çattık iyi mi? Tamam. Tamam. İksiri yerini söyleyeceğim. Söz bırak nefesine. Bak söz verdin ama. Ne yapacaksın dünyaya gidip ha?
Orada yaşamak kolay mı zannediyorsun? Hem bunu kulle öğrenirse... Tamam, tamam. Başım belaya sokmayayım diyorum. Bu kez de çevremdekiler beni rahat bırakmıyor. Ben ne yapayım? Hadi düş önüme. Seni var ya seni. Geçen geceki halinizi anlattılar da kulaklarıma inanamadım. Yani hanımefendiciğim, yaptıklarımı hatırlayınca ben de kendimden çok utanıyorum. Okulun eğitim öğretim düzenini epeyce alt üst etmişim. Ama daha fecisi sizi aramak için Hakan Bey'in evine gittiğimde yaptıklarım. Ay gerçekten çok hoşsunuz müdürcüğüm. Bütün duygularınızı böyle herkesin içinde söylemek büyük cesaret işi doğrusu. Merhaba müdür bey. Okulumuza yeni bir öğrenci kayıt yaptıracakmış. Buradaki belgeleri imzalamanız gerekiyor. Ne zaman gelecekmiş bu öğrencimiz? Can? Bugün yarın gelecekler. Taşınma işleriyle falan uğraşıyorlarmış. Pekala. Evet, ne diyordum? Ah, sizi gördüğüme göre artık iyileşmiş sayılırım, öyle değil mi? Hem nasılsa kendimi bile itiraf etmeye çekindiğim duygularım... ...çağlayan bir nehir gibi boşaldı dudaklarımda. Hadi ver. Dur bir dakika, acele etme. Önce beni dinle. Uzun kalmak yok bir kere. Kulina yokluğunu fark etmemeli. Tamam, tamam. Dünyadaki insanlara kim olduğunu asla belli etmeyeceksin. Öyle herkesin içinde sihir falan yapmak yok, tamam mı? Emredersiniz komutanım. Dalga geçme. Başına geleceklerden ben sorumlu olmam ona göre. Of, seni yalnız göndererek hata mı yapıyorum acaba? Sen de gel işte. Gelemem. Daha 4 tane dolap yapacağım. Siparişleri bitirmem gerekiyor. O ilk tanıdığım şoker gitti, yerine marangoz Gepetto geldi. Şu hale bak. Kes, düşünüyorum. Yok yok, olmaz. Bak, Nana'nın yanına gitme sakın. Nana şüphelenip Kulina'ya haber verebilir. İyisi mi? Sen okula git. Hem orada senin gibi pek çok çocuk var. Senin için Nana'ya bir şeyler yapabilirim istersen. Ben aylardır uğraşıyorum, bir türlü alt edemedim. Senin gibi yer cücesi ne yapabilir? Sen hiç Nana'ya falan bulaşma. E hadi artık. Acı bu. Çok acı. Oh be, bal gibiymiş. Ben de bu kadar bela bir şey miydim acaba? Hani burası çocuk dolu olacaktı? Neden hiç kimse yok? Baksana, gördün mü? Evet, çok acayip. Aa, okulda maskeli bola vardı, bizim mi haberimiz yok? Bu ne kıyafet böyle? Asıl siz kendinize bakın. İkiniz de aynı şeyi giymişsiniz. Dalga mı geçiyor bu be? Oğlum, buna okul forması deniyor, anladın mı? Nereden gelmiş bu, uzaydan mı? Bunu öğrendiğim iyi oldu. Önce sen bilince nasıl gıcık oldu, fark ettin mi? Etmez miyim? Yarın bize geleceksin değil mi? Anneme söylemedim daha ama merak etme, izin verir. Kantine gidelim mi? Gidelim. Senin babanı söndürürüm ama ben yakındır, merak etme. Ya ne diyorsun kızım sen ya? Hoppala, sen de kimsin? Yeni mi geldin? Evet. Adın ne? Can Can. Bu ne ya, kedi ismi gibi. Müdürümüzle tanıştın mı? Onunla iyi geçin ben gerekir. Nereye kaçtı bu? Bilmem. Hanımefendiciğim, yollarınızı hasretle gözleyeceğim. Ha hey efendi, uğrarım. Sanki Kulina'yı görünce saklandı, öyle değil mi? Bence müdürden ürktü. Öğretmenim, okulumuza yeni bir öğrenci gelmiş. Öyle mi? Nerede? Sizi görünce sınıfa saklandı. Allah Allah, beni görünce saklandı mı? Çağır bir bakayım Özgeciğim şunu. Cengi abi, öğretmenimiz çağırıyor. İşte burada öğretmenim. Hoş geldin evladım. Adın Can'dı değil mi? Evet. Taşındınız mı? Efendim? Yani ailenle beraber geldin, öyle değil mi? Yok. Allah Allah. Gel bakalım benim. Evet çocuklar, şimdi komşularımızı tanıyalım.
Kusura bakmayın öğretmenim. Dersinizi bölüyorum ama oturun çocuklar. Yeni bir öğrencimiz var, Can. Can, hadi bakalım otur bir yere. İyi dersler öğretmenim. Sağ olun müdür bey. Hoş geldin Can. Hoş bulduk. Nereden geldin? Ne yani, uzaydan mı? Can, siz Türkiye'nin komşularını öğrenmiş miydiniz? Türkiye mi? O da neresi? Şakacı bir arkadaşımız daha. Emre bak, sen Can'la çok iyi anlaşırsın. Evet çocuklar, nerede kalmıştık? Evet çocuklar, şimdi Türkiye'nin komşularını hep birlikte tekrar ediyoruz. Doğuda Gürcistan, Ermenistan, Azerbaycan, İran, güneyde, Irak, Suriye, batıda, Yunanistan, Bulgaristan. Vay be. Nasıl buldun okulumuzu? Fena değil. Ama bunların ne yaptığını anlamadım. Daha önce hiç futbol maçı görmedin mi? Ha, duymuştum. Demek böyle bir oyunmuş. İlk defa futbol bilmeyen bir erkek görüyorum. Çok anlamsız. Herkes ortadaki topun peşinden koşuyor. Bence de anlamsız. Evladım, ailenden bir haber var mı? Hayır, beni bırakıp gittiler. Öyle şey olur mu yavrum? Onlar sonra gelecekler. İyi de nerede kalacaksın? Akşam okul çıkışında akrabanız falan mı alacak seni? Hayır, burada kimseyi tanımıyorum. Ben bu işten bir şey anlatırsam ara bulayım. Evladım, senin yaşında bir çocuk tek başına bırakılır mı? Öğretmenim, ailesine bulana kadar bizde kalsın. Hadi gelin bakalım benimle. Bu işe bir çözüm bulalım. Evet Hakan Bey. Tuhaf bir durum. Ancak ailesiyle şimdi konuşabileceğim. Derslerden geri kalmaması için göndermişler. Evet evet, ben de anlamadım. Anlayışınız için teşekkürler. Hoşça kalın. Evet Can, babanın numarasını söyle bakalım. Ne numarası? Telefon numarası oğlum. 5. 5? Evet. Of, çok sıkıldım. Evet efendim, anlıyorum. Demek şoförünüz bırakmış. Ha, bir yanlış anlaşılma. Anladım. Aa, yok yok, biz uçağa bindirip gönderebiliriz. Ama ben güvenilir bir yer buldum bile. Tamam, tamam. Bana güvenin. İyi günler efendim. Ne olmuş öğretmenim? Kızım, kafam karma karışık oldu, bana bir şey sorma. 2 günlüğüne Can, sizde kalacak o kadar. Yaşasın, çok eğleneceğiz. İyi bakalım. Çocuklar, babanıza benden selam söyleyin, olur mu? Baş üstüne öğretmenim. Bizimkileri çok seveceksin, merak etme. Ne biçim ağrısı varmış bunun? Çocuğu koskoca şehri yalnız başına bırakmışlar, şaka gibi. Of, kaç kere anlatacağım? Müdür ailesiyle konuştu. Yarın gelecekler. Bir yanlışlık olmuş. Şimdi servise bineceğiz, sonra hop evin önündeyiz. Servis mi? O da ne? İşte servis. Sen daha önce hiç servise binmedin mi? Yoo. Belki de eve okula çok yakındı, öyle değil mi? Hı hı. Bu çocuk bana birini hatırlatıyor ama kimi? Hah, buldum, Nana'yı. Aynı onun gibi garip ve solak bir şey. Özge, çok ayıp. Bana kötü bir şey mi dedi bu? Yok canım. Nana kim? Bizim bakıcımız. Hadi gidelim. Emre bekle. Bizden çekinmene gerek yok Can'cığım. Müdürle konuştum. Ailen gelene dek burada kalabilirsin. Başka bir şeye ihtiyacın olursa da söyle, olur mu? Paraya falan işte. Para mı? O da ne? Bu da Nana gibi garip espriler yapmayı çok seviyor. Hadi bakalım, güzel güzel oynayın. Yemek hazır olunca da size haber veririz. Sana yarış arabalarımı göstereyim mi? Ben de evcilik takımımı göstereyim. Of,
Benim saçıma ne oldu böyle? Bir türlü inmiyor. Nerede bu çocuk ya? Gerçekten. Ha kızlar, şu yeni gelen oyuncağı gördünüz mü? Çoker Can'ı mı? Evet. Yo, öğleden beri hiç görmedim. Peki. Ah, nereye gider bu çocuk? Ha, Şoker. Can Can mı, Şoker Can mı neyse, gördün mü onu, nerede? Ben ne bileyim canım? Bekçisi miyim ben onun? Ne biçim konuşuyorsun terbiyesiz Şoker? Doğru dürüst konuşsana benimle. Senin peşinden ayrılmıyordu. Onu da kendine benzetmek için uğraşıp duruyordun ya. Görmüş olabileceğini düşündüm. Hayır efendim, görmedim. Ayrıca ben size küsüm. Yıllardır tırnaklarımla kazıyarak elde ettiğim şöhretimi iki paralık ettiniz. Bütün oyuncaklar benimle dalga geçiyor. Bu gece beraber yatalım mı? Çok korkuyorum da. Sizi var ya sizi, sizi var ya sizi. Yani bu çocuk bir şekilde iksiri ele geçirip dünyaya gittiyse Curcuna'ya baksam. En iyisi sihirli ekrana bakayım. Kurina, bir dakika, söylemem gereken bir şey var. Kurina, Kurina. Ne istiyorsun Şoker? Oyalama beni, işim var. Bir bakmak istiyorum, Şokercan dünyada mı acaba? Komik olma Kurina. Bacak kadar çocuk nasıl gidecek dünyaya? Hem iksiri içmeden gidemez ki. Kim bilir, belki de onu çok seven biri yardım etmiştir. Ne yani? Benden mi şüpheleniyorsun Kurina? Öf, rahat bırak beni. Kurina, lütfen. Yalvarırım, yardım et bana. Şu anda benim durumum daha acil. Oh Şoker, çekil şuradan. Lütfen. Kurina, bu kadar acımasız olma. Durumum çok acil diyorum sana. Ne oldu, söyle bakalım. Çok korkuyorum. Geçmişte yaşadığım korkular geri döndü. Bugün sen onlardan bahsedince o yüzden o kadar sinirlendim. Çünkü uzun süredir korkularım yüzünden uyuyamıyorum. Kurina, bana yardım et. Sen ciddi misin Şoker? Evet, marangozluğa da o yüzden başlamıştım. Sakin ve huzurlu bir hayat sayesinde korkularımdan kurtulabileceğimi düşünmüştüm. Merak etme Şoker. Basit bir iksir hazırlayarak seni bu dertten kurtarabilirim. Sen harika bir perisin Kurina. Sen harika bir perisin. Çok iyisin Kurina. Çekil. Tamam. Neden ağladın bana? Önemli bir şey değil canım. İyiyim şimdi. Hadi bakalım çocuklar, yemeğe. Dur bakalım, neyin var? Bir şey yok. Nana, lütfen ne olduğunu söyler misin? Bir şey yok dedim ya. Nana. Elim bırakır mısın? Bir seyahate çıkıyor musun galiba? Evet. Simge ile beraber. Evet. Güzel. Sana iyi eğlenceler. Bir dakika, yoksa sen... Koskoca dünyada Hakan'dan başka erkek yok sanki. Şuna bak, beyimiz de hemen havalara girdi. Erkek milleti işte. Bu çocuk da dünyada değil herhalde. Sana söylemiştim. Sen hala burada mısın? Ha, hadi gel, senin şu iksiri hazırlayalım. Düşündüm de korkularımla yüzleşmek en iyisi galiba. Görüşürüz başperimiz. İtalya'da nereden çıktı şimdi? Peki ama Nana. Ne olmuş Nana'ya? Hiç. Yani biz ya Nana'yla burada Makbuş'la mı kalacağız? Herhalde yani. Öyle romantik bir tatilde bizim onların yanında ne işimiz var? Evet. Romantik tatil mi? Evet. Annem çok mutlu. Döner dönmez evlilik tarihlerini açıklarlar artık. Sanırım babanız orada anneme evlenme teklifi edecekmiş. Merhaba. Hadi oradan, yok öyle bir şey. Uydurmasana gıcık. Görürsünüz. Ya öyle mi? Ya bu da nereden çıktı şimdi? Üzülme, babam onunla evlenmez. Ya evet. Sen ne yapıyorsun orada? Biliyor musunuz, bu benim arkadaşım. Ne? Ne? Evet, onu oyuncakçı dükkanından tanıyorum. İkimiz de çok uzun süre orada satın alınmayı beklemiştik. O sırada arkadaş olmuştuk. Ya. Sizi çok seviyormuş, öyle dedi. Ona çok iyi davranıyormuşsunuz. Keşke bana da böyle davranan bir sahibim olsaydı. Ya, anladım.
Rüzgar yarıldı, içine girdi sanki. Acaba mavi ormana mı gitti? Yok canım, orayı nereden bilecek? Hah, bir haber var mı? Hiçbir yerde yok. Acaba mavi ormanda olabilir mi? Sanmam efendim. Bu karanlıkta oraya gitmemiz de çok tehlikeli olabilir, biliyorsunuz. Ay, nerede bu çocuk? Kuralları anladın değil mi? Annenler yarın mı gelecek? Ben bunu bilmem alacağım. Pardon, sizin burada olduğunuzu unutmuşum. Ne oldu Nana? Ne oldu Nana? Bir şey yok. Hadi ben bir bakayım. Koş. Artık başlayalım. Bana en son 9 gelmişti. Ben de oynayabilir miyim? Hayır. Patekliyorsun. Tamam. Şimdi. Annesi varmış. Bilmem, ağlıyor. Yalnız kalmak istiyormuş. Ne oldu acaba? Ne olacak? Simge Ciciş yine bir şey söyleyip canını sıkmıştır. Bilip bilmeden hemen annemin üzerine suç atmasana Yağmur. O aptallığına annemi kızdıracak şeyler yapmasa annem de ona karşılık vermez, tamam mı? Özge, sen tam bir gıcıksın. Çekiyorum. Oley! Can, sana bir şey soracağım. Sen tam olarak nereden geldin? Nasıl yani? Duydun işte, nereden geliyorsun? Hangi şehirden? Çok uzaktan. Anladık da nereden geliyorsun? Yani Eskişehir, Adana, Samsun, Isparta, İzmir, Artvin, Bursa. Nereden geliyorsun? Bir sürü şehir var işte. Eskiparta. Hoppala. Öyle bir yer yok ki. Uyduruyorsun. 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 Çünkü sen bir oyuncaksın. Hayır. Bence de öylesin. Oyuncaklar dünyasından geliyorsun, öyle değil mi? Hayır. Peki bizi inandır o zaman. Çikolataya hayır demezsin, öyle değil mi? Eyvah yandım. Hadi al diye. Eğer insansan yiyebilirsin, öyle değil mi? Of. Evet, ben bir oyuncağım. Ne var? Şoker. Hayır, ben onun küçük dostu Şoker Can'ım. Şoker Can mı? Evet. Peki neden geldin buraya? Oyuncaklar dünyasından çok sıkıldım. Peki, Kulina burada olduğunu biliyor mu? Bakın hele şunlara. Herkesi de tanıyorsunuz. Ne de olsa sizin evinizde de bir oyuncak yaşıyor, öyle değil mi? Sana ne? Ben Kulina'yı hiç sevmiyorum. Çok yapmacık biri. Benim adamım Şoker. O çok akıllı ve çok eğlenceli. Hiç de değil, o çok kötü biri bir kere. Kötü mü? Asıl kötü olan sizin nananız. Şoker'in dileğini çalmış. Yok öyle bir şey. İnsan olmayın nana dileri. Şoker'in böyle bir şey istediğine haberi bile yoktu. Hadi çek git buradan. Sen bana emir veremezsin. Hadi. Ne yaptığını sanıyorsun? Evet bir oyuncağım. Adım da Şoker Can. Belli. Kulina'nın haberi var mı burada olduğundan? Kulina! Kulina! Senin yerinde olsam bunu yapmazdım. Bir kere beni yakalaman çok zor. İkincisi, sırrının açığa çıkmasını istemiyorsan bana iyi davranmak zorundasın. Şuna bak. Bacak kadar boyunda beni tehdit mi ediyorsun sen? Sen bilirsin. Ortalığı öyle bir karıştırırım ki sırrını ortaya çıkarırım. Bakıyorum Şoker'i örnek almışsın. Benim üstadım o. Şimdi biraz aşağı inip Özge ile takılmak istiyorum. O hepinizden daha eğlenceli birine benziyor. Ya ne demezsin? Kesin öyle. Ya ne yapacağız ya? Kulina'ya haber verirsek ortalığı karıştırabilir. Bunu göze alamayız. Onu geri göndermenin bir yolunu bulmalıyız. Hem de hemen. Çok güzel. Ha çocuklar, hadi oyun bitti artık, yataklara. Neden ama, biz çok eğleniyoruz. Ya nana ya. Hadi. Aa, hasbinallah, tövbe tövbe. Ay ne bu haliniz?
Doğru yataklarınıza. Hadi iyi geceler çocuklar. Hadi küçük hanım. Gel bakalım. Bak bir tanem, artık gitmen gerekir. Niye ama, ben burayı çok sevdim. Evet kalsın, biz çok iyi anlaştık. Bak Şokercan, senin yerin artık oyuncaklar dünyası, burası değil. Hem Kulina seni çok merak etmiştir. Sen de oyuncaksın ama burada yaşıyorsun. Ama bu benim 100. doğum günü dileğimdi. Hem ne olacağı belli değil. Belki yakında ben de döneceğim. Dönecek misin? Nasıl yani? Çocuklar, aslında bunu sizinle konuşacaktım ama... Babam Simge ile evlenecek diye mi gitmek istiyorsun? Ama biz buna izin vermeyeceğiz. Ya Nana, lütfen gitme, lütfen. Biz seni çok seviyoruz. Ama Simge burada kalmama asla izin vermeyecektir. Hayır Nana ya. Tamam çocuklar, bunu daha sonra konuşalım. Şimdi Şokercan'ın gitmesi gerekiyor. Hayır efendim, gitmiyorum. Burada kalamazsın bir tanem. Neden anlamak istemiyorsun? Ya bana ne ya, bana ne? Aa bak. Ah, yakaladım seni küçük canavar. Beni geri götürme sakın. Bak böyle nefesimi tutarım ve asla bırakmam. Hadi bakalım kim daha uzun süre tutuyor? Hadi uyun bakalım. Benimle başa çıkacağını mı zannediyorsun ufaklık? Ben oyuncaklar dünyasının baş birisi Yüce Kulina'yım. Bana ne, ben en çok Şoker'i seviyorum. İlk fırsatta yine kaçacağım, görürsün. Şoker'in sana vermiş olduğu yanlış eğitimden seni bir an önce kurtarmam gerekiyor, anladın mı? Haydi kurtar bakalım, o kadar kolay mı? Aslanım benim, Şokerler tükenmez, kötülük yok edilemez. Al, sakın bunu benim sana verdiğimi kimseye söyleme, olur mu? Olur, merak etme. Demek buradasınız ha? Gorfo, şu ufaklığı sakın gözünün önünden ayırma. Emredersiniz Yüce Kulina. Hadi düşün bakayım önüme. Şoker, hadi. Hadi, hadi. Ne yapalım? Hiç. Hadi bakalım Şoker, doğru tezgahın başına. Yoksa seni Kulina'ya söylemek zorunda kalırım. Seni var ya seni. Seni var ya seni. Ne oluyor ya? İksir kütüphanede. Tamam. Bir ara gidip almamız gerekiyor. Geliyor, çaktırma, gülümse. Nasıl gidiyor? Çok güzel. Çok güzel. İyi. Bu arada kütüphanede dünyaya gidebilmek için sakladığın iksir yok artık. Nasıl yani? Yani onu döktüm. Yoksa yakında burada yaşayan herkes dünyada yaşamaya başlayacaktı. Anladın mı? Kahretsin. Kahretsin. Gözüm üzerinizde, ona göre. Seni var ya seni. Ne oluyor ya? Söylerim ona göre, tamam mı?